Günaydın herkese. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Biraz tatsız bir günde, biraz değil, çokça tatsız bir günde bugün beraberiz. Dün gece dünya yeni bir katliamla sarsıldı çünkü. Bu kez terörün çirkin yüzü Fransa'dan, Nice kentinden göründü. Hepimizin yüzüne göründü, gözlerimizin içine girdi hatta. Ben bu yayın için hazırlığımı yaparken son olarak Fransa'da yapılan resmi açıklama 84 ölü, 50 civarında yaralı ki bunların 18'inin durumunun ağır olduğunu duyuruyordu Fransız polisi. Böyle bir durumdaydı. Şu telefonu da kapatayım kusura bakmayın. Ama biz bugün sadece bu terörü değil de terörün sonuçlarını da konuşacağız. Şu aşağıdaki şeye bir dokunur musunuz? Kişi figürüne, periskopta altta bir insan figürü var. Ona bir dokunun. Diğer dostlar da gelsinler. Onlar da bizimle birlikte olsunlar. Oturup birlikte konuşalım. Çünkü bu iş beraber konuşmayı gerektiren bir şey. Diğer konularda olduğu gibi belki onu da söylememiz lazım ama bugün özellikle birlikte konuşmak zorundayız. Dedim mi ya hani 84 ölü var şu an için söylenen 84 ölü var. Durumu ağır 18 yaralı var. Bazı kaynaklar 100'ün üzerinde ölü olduğunu şimdiden söylüyorlar ama aralarında çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı, ihtiyar, toplumun her kesiminden insanlar var. Bir sevince, bir kutlamaya ortak olmak için sokağa çıkmış insanlar var. Dün 14 Temmuz'du. Fransa'nın Kurtuluş Günü ya da Bastil Günü olarak anımsanan gün bu. Öyle kutluyor insanlar. Sokaklarda kutluyorlar. Ve hatırlayacaksınız, bir gece önce, dün değil önceki gece, Fransa Büyükelçiliği tarafından hem konsolosluk çalışmaları, hem yurt içi ve yurt dışındaki bütün temsilciliklerinde bu kutlamalar askıya alınmıştı. Gerekçesi şu, bir terör saldırısı ihbarı vardı ve maalesef o ihbar gerçek hale geldi dün itibariyle. Biz bugün bunu konuşacağız. Hani bunun nedenlerini tartışmak ne kadar anlamlı bilmiyorum ama nedenlerini biliyoruz aslında hepimiz. Dünyada yükselen bağnazlık, dünyanın sonunu bağnazlık getirecek. Dün akşam sosyal medyada da paylaştım, paylaşmaya çalıştım. Dünyanın sonunu kesinlikle bağnazlık getirecek. Ama o bağnazlıktan, o yaşanan çatışmadan, içinde bağnazlığın olmadığı, olmayabileceği bir yapının çıkması şart. Bakın görüyor musunuz? Sasamiko. Yayından sonra senin kim olduğunu bulacağım. Bak burayı engelliyorum. Senin kim olduğunu bulacağım yayından sonra. Ve burada da paylaşacağım. Unutmasın, unutmasın. Yayından sonra senin kim olduğunu bulacağım. Ve bu tweet'i sana yutturacağım. Bunu unutma. Yaz bir yere. Daha önce biliyorsun yaptım bunu. Yo tek tek uğraşmaya gerek yok. Tek tek uğraşmaya gerek yok. Ama bunlarla uğraşmaya gerek var. Neden biliyor musunuz? Dün akşam bu yayının başlığının ikinci bölümündeki gibi ölüme sevinebilecek kadar aşağılık yaratıklar döküldü ortalığa. Aşağılık yaratıklar döküldü. Defol git kardeşim. Defol git. Beni daha çok sinirlendirme. Ve bunlardan bazıları sosyal konumlarını ortada kullanmaktan korkmayan, daha doğrusu başlarda korkmayan yaratıklardı. Mesela bir tane Anadolu Ajansı muhabiri var. Sabaha karşı sildi yazdığı tweet'i. Sabaha karşı. O saate kadar direndi. Adı Ali Kahraman. Bursa'da Anadolu Ajansı'nın muhabiri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda faal futbol hakemi olduğunu söylüyor ki Futbol Federasyonu'nda listesinde, hakem listesinde adı var zaten. Yazıyor. Bunların hepsini yazmışlar. Ama daha acıklısı ne biliyor musunuz? Yani bu adamın ne yaptığını bilmeyenler olabilir. Bakın aynen şöyle yazdı. Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır. Terör değildir. Terör değildir. Ve sonunda da bir gülücük işareti var. Ve bu adamlar tek tek, hani bazılarının söylediği gibi tek tek uğraşılmayı hak eden adamlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu adamların anaları, babaları da böyle. Emin olun. Hani bir solcu naifliği var. Evet var. Doğru. Hümanizm var ortada. Ya insandır işte. Kötü. İlla kötü olacak değil. Hayır. Bu insanlar kötü. Bu insanlar kötü. Bunu açıkça söyleyememek bile kötü. Bunu açıkça anlatamamak da bir kötülük. Neden biliyor musunuz? Bu adamın, bu yaratığın Twitter'daki profiline girdiğiniz zaman ki yayından önce bir kez daha baktım ben. O tweet temizlenmiş ama biliyorsunuz artık caps almak diye bir şey var. Yani onun fotoğrafını çekip sosyal medyada herkesin göreceği şekilde paylaşmak mümkün. İki küçük dünya güzeli yavrusuna sarılmış bir fotoğrafı var bu adamın. Bu yaratığın. İki küçük yavrusuna sarılmış bir fotoğrafı var. Ve dün
O katliamın sembol fotoğraflarından biri olacak. Göreceksiniz. Bugün yayında da o fotoğrafı paylaşacağım. Yayın sonrası YouTube'daki fotoğraf da o olacak. Reuters'ın bir fotoğrafı. Yerde yatan bir çocuk var. Yanında bebeği var. Üzerini örtmüşler öldüğü için. Dün aşağılık bir yaratık. Tunuslu olduğu ifade ediliyor. Gelen ilk bilgiler bu. Muhtemeldir ki IŞİD bağlantılı, çok büyük ihtimalle IŞİD bağlantılı çıkacak ya da en azından sempatizan çıkacak. Artık bunun için şaşırmaya gerek yok çünkü. Bir kamyonla Bastil kutlamalarında halkın arasına daldı. 2 kilometre boyunca o kamyonu sürdü. Arkasında mühimmat olduğu, patlayıcılar olduğu göründü. Sen de canım, sen de. Bir yere kaybolma, sen de bir yere kaybolma. Bunların hepsi listeleniyor. 2 kilometre boyunca halkın üzerine sürdü. Ve herkesi ezdi adam tek tek. Yo, adam sözde yazarlardan falan değil, Anadolu Ajansı'ndan muhabiri. Girin sosyal medyaya, orada adı, sanı, fotoğrafı var. Göreceksiniz zaten, şu anda herkes onu paylaşıyor. Bence de paylaşmalı. Bence de bu aşağılık yaratıklar sokağa bile çıkamamalı. Siz bu yayınlar boyunca hep şunu duydunuz benden. Ya karşındakine nefretle, öfkeyle yaklaşma. Evet. Ama bu adama onun nefretini kusturmak gerekiyor. Onun nefretini kusturmak gerekiyor mutlaka. Bunun yolu onu tepelemek, dönmek, bilmem ne, yatım. Bunlar değil arkadaşlar. Ama kim olduğunu her an hatırlatmak gerekiyor. Her an. Anadolu Ajansı'nın mikrofon resmi. Evet, elinde mikrofonla fotoğrafı var. Anadolu Ajansı'nın muhabiri bu herif. Bu adam işinden attırılmalı. Bakın, bu kadar net söylüyorum. Bu adam işinden attırılmalı. Mutlaka ve mutlaka. Bu adamın sokağa çıkmayacak kadar utanması sağlanmalı. Çünkü nefrete nefretle cevap vermek değil buradaki amaç. Ama o nefreti o insana yutturmak bu dünyanın sonunu bağnazlık getirecek. Ama tekrar söylüyorum, o bağnazlığın içinde mutlaka ve mutlaka o bağnazlığın olmadığı bir yapı çıkacak. Çıkmak zorunda çünkü. 84 insanın ölümüne sevinebilen aşağılık bir yaratıktan bahsediyoruz. Tek kişi değil. Bu camia adına televizyonlarda çıkıp ahkam kesen, siyasi analizler yapan tipler var. Mesela onlar hep şöyle başladılar dün akşamki katliamın yorumuna. Ama onlar da bize sessiz kaldı. Aşağıdan da yazdılar, gördünüz mü? Onlar bizim için ne yaptı? İşte onların ne yaptığını beklediğin zaman sen insan olmuyorsun kardeşim. Sen onu bekliyorsan, insan olmak için birinden karşılık bekliyorsan senden bir şey olmaz. Daha önce benzer örneklerini gördük. Cale Hebdo saldırısına sevinenler olmadı mı bu ülkede? O saldırının sonrasında, boş verin sevinmeyi, bir adım ötesinde inşallah IŞİD çıkmaz diye saatlerce bekleyenler olmadı mı? Oldu değil mi? Hepimiz gördük. Onun için buna nefretle cevap vermek yerine bu aşağılık adamları teşhir etmek zorundayız. Hepimiz teşhir etmek zorundayız. Bilinmeli, tanınmalı. E tabii. Fransa'daki maç öncesindeki saygı duruşu sadece o mu? Arkadaşlar, Türkiye'de Konya'da olanı hatırlıyor musunuz aynı maçta? Bu insanların isimlerini teşhir etmek zorundayız, zorundasınız. Bu adamlar utanmalı, çıkamamalı insan için. Çünkü eğer çıkarlarsa onları yetiştiren anne babalarının nefretini daha da büyüterek o güzel çocuklara verecekler. O dünyadan bir haber olan 2 tane çocuk var ya, bu aşağılık yaratığın sarıldığı çocuklar. O günahsız çocuklar, o suçsuz çocuklar, kafaları tertemiz olan o çocuklar en az bu aşağılık yaratık kadar kirlenecekler. O da nefret öğrenecek. O da oradan yürüyecek. O da onu bilecek. Çünkü bu insanlar şundan rahatlar. Hani geçmişte yok muydu? Biz ne zaman bu kadar bozulduk? Biz bozulmadık arkadaşlar. Bu orijinal ayar bu. Normal. Hani aldığınız cep telefonunda fabrika ayarlarına döneyim mi diye soruyor ya. Fabrika ayarı bu. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu insanlar sonradan oldu, öyle oldu, böyle oldu. Alakası yok. Bu insanların ana babaları da böyleydi. Neden onlar yapmadı? Uygun ortam bulamadılar. Uygun ortam bulamadılar çünkü. Bak, bulduğunda böyle oluyor. Onun bulduğu uygun ortam ne? Bunu da konuşalım açık açık. Bundan bir ceza almayacağını biliyor. O yüzden biz bugün bunu hep birlikte söylemek zorundayız. Bu adam, bu aşağılık yaratık,
bu aşağılık yaratık işinden mutlaka kovulmalı. Devletin ajansında, Anadolu Ajansı'nda çalışamamalı bu adam. Hepimiz biz yapmak zorundayız. Biz ya da bizim çocuklarımız bu yaratıklarla yaşamak zorunda falan değil. Biz aramızdan ayıklamak zorundayız. Ama sessiz kalmadan. Çünkü sessiz kaldığımız zaman bu adamlar daha da rahat ilerleyebiliyorlar. Çünkü milletvekili danışmanı, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından birinin danışmanı rahat rahat sallayabiliyor bunları. Neden? Cezası kalacağını biliyor. Ya bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın danışmanı sokak ortasında insan tekmeledi. Soma'da insan tekmeledi. Ölmüş insanların yakınlarını tekmeledi. Ne oldu hayatında? Ne değişti? Niye biliyor musunuz? Çünkü kimse sesini çıkartmadı. Sadece sosyal medyadan bıdırdandı insanlar. Ama yapmamız gereken bu değil. Bu insanı açık açık sokağa çıkamayacak kadar rezil etmek zorundayız. Herkes her yerde bunu söylemek zorunda. Çünkü öyle olmazsa bu iş sadece bir nefret suçuna dönüşüyor. Yani bu adamı vuralım, dövelim, kıralım. Hayır. Böyle bir şey yok. Çünkü onu yaptığınız zaman hayır alakası yok. Bak Hamit 28GS diyorsun şimdi herkes sokağa çıksın eylem yapsın diyorsun. Hayır öyle demiyorum. Sen şimdi kuracağım cümleyi anlayamayacaksın Hamit. Muhtemelen anlayamayacaksın. Neden biliyor musun? Çünkü senin için çok uzun. Ama yine de dene. Bak anlamaya çalış. Dün Ülke TV'de hani şu şimdi dünyada çılgınlığı saran Pokemon Go oyunu var ya. Onunla ilgili, bununla yeni bir gezi süreci başlatılabilir diye bir yayın fotoğrafı dolaştı. Gördünüz mü? Hamit'in arkadaşları onlar işte. Hamit'le aynı kafadan adamlar. Ve biz her yerde bıkmadan, usanmadan bu yaratıkları bulmak zorundayız. Ayrıca şu rahatlığınız da olsun. Hakikaten şu rahatlığınız da olsun. Bu adamlarla ilgili belki Türkiye'de bir şey yapılmıyor olabilir. Ama bu sosyal medya üzerinde bunların hayatını karartmak mümkün. Hani yapıyorlar ya onlar ortalıkta her yayına geliyorlar. Atıyorlar, yazıyorlar, küfredip kaçıyor falan. Onların hayatını karartmak mümkün. Emin olun. Sadece yapın, vazgeçmeyin. Bu adamları rezil edin, ifşa edin, her yerde anlatın. Bak bu adam iki tane güzel evladı varken, onlara sarılmışken ve yanına neşelerimle uyandım yazmış fotoğrafta. Ya Allah senin çocuklarını bağışlasın da orada yerde ölü yatan çocuğun ne günahı var ya. Ama sen bu kadar aşağılık bir adamsın işte. Bunu herkes söylemek zorunda. Sokağa çıkamayacak kadar utanmak zorunda o insan. Çünkü eğer böyle olmazsa bu işler devam edecek. Bağnazlığın önünde açılan o kocaman geniş yolda yürümeye devam edecek bu insanlar. Çünkü onlar ceza almıyorlar. Hukuken bir demokrasinin içinde olması gerektiği gibi hukuk tarafından cezalandırılmıyorlar. O yüzden toplumsal ayıplama müessesesi, yani eski dille toplumsal ayıplama girmek zorunda devre. Bu insanlar utanmalı. Çıkıp diyebilmeli ki ya ben gerçekten insanlıktan çıktım. İnsanlıktan çıktım. Ben böyle bir şey yazdım. Çok 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 utanç verici bir şey yaptım. Hiç olmazsa bunu dedirebilmek lazım. Peki yer olan İslam'a saldıranları dalga geçen. Güzel kardeşim bana bir anlatsana. Bak şimdi dün yaşanan terör. Ben sana bugünden söylüyorum. Bu iş ya IŞİD bağlantılı, net şekilde IŞİD bağlantılı ya da en basitinden IŞİD sempatizanı çıkacak. Tamam mı? Ben sana anlatayım şimdi. Bu adamın uğrunda ya da adına terör yaptığını, terör de değil, o bunun bir mücadele olduğunu söylüyor. Yaptığını söylediği kavram nedir? İslamiyet değil mi? Madem İslamiyet konusunda bu kadar hassassın, ona söylesene. Niye bize söylüyorsun? Desene ona aşağılık katil. Sen din adına nasıl yapıyorsun bunu desene. Ensar Vakfı'nda 10 yaşında bebelerin ırzına geçilirken kıçını dönüp neden gittiğini kendine bir sorsana önce. Sen birilerini korumaya çalıştın orada çünkü. Sen ve senin gibiler. Birilerini korumaya çalıştın. Çünkü senin en büyük argümanın bu. Sen diyorsun ki ama İslam'a saldırıyorlar. Bak yeryüzünde hiçbir ateistin eğer bir suçum varsa cehennemde cezasını çekerim gibi acayip yayık bir savunması yoktur biliyor musun? Vicdanıyla baş başadır. O rahat rahat söyler bunu.
benim vicdanım rahat der. Ama sen yapamazsın. Sen ve senin gibiler yapamazsın. Neden biliyor musun? Çünkü sen bu işi ötelemenin yolunu bulmuşsun zaten çok. Cezan varsa cehennemde çekerim. Peki o cezayı edinecek, o cezaya sahip olacak şekilde işlediğin suçun, kabahatin karşısındaki insan senin o cezayı çektiğini nereden bilecek? Senin aynı hayatı yaşamak zorunda merkez. Senin gibilere, sana benzemeyenlere tahammül edemeyen bir insansın sen. Onun için bu adamların tek tek teşhir edilmesi gerekiyor. Lütfen sosyal medyada bu adamları teşhir edin. Lütfen söyleyin her yerde adını. Bakın dün 2,5-3 saate yakın, hatta belki daha uzun süre silmedi o Twitter adam. Neden biliyor musunuz? Çok rahattı çünkü. Çok rahattı. Başına bir şey gelmeyeceğini. İslamiyet'in korunmaya ne ihtiyacı var kardeşim? Seninle mi doğdu? Sen mi korudun İslamiyet'i bugüne kadar? Milyarlarca insanın inandığı bir din korunma için sana mı ihtiyaç duyuyor? Kim zannediyorsun sen kendini? Kim zannediyorsun? Yobazlıkla nereye kadar gidebileceksin? Kimse kimsenin dinine ya da dinsizliğine saldırmasın. Hadi söylesene bunu. Dinine saldırmasın ama dinsizliğine de saldırmasın. Seni hiç ilgilendirmiyor. Kimin neye inandığı, neye inanmadığı. Ama burada gelen önce pisliklere söyleyeceksin onu, bana değil. Etrafındaki pisliklere söyleyeceksin, o cesareti göstereceksin. Diyeceksin ki buna sevinen, 84 insanın ölümüne sevinen aşağılık bir yaratıktır. O aşağılık, pislik, IŞİD katillerinden bir farkı yoktur. Buna bahane bulan, ama diye devam eden adam da o aşağılık yaratığın devamıdır. Desene önce bunu. O zaman de bana katılman yetmiyor. O zaman de. Buraya gelen adama, o aşağılık trole önce sen söyle. Desene. Sen kimsin pislik desene. Yapmıyorsun ama. Çünkü işine gelmiyor. Çünkü şu anda rahat yaşayabileceğin bir ortam var senin. Sen güçlüsün. Sen ortadasın. Senin sırtın sıvazlanıyor sürekli. Ama bak senin sırtın sıvazlanırken dünyanın bir yerinde, sokakta, ülkelerinin kurtuluşunu kutlayan insanların arasına kamyonla dalıyor bir aşağılık yaratık ve 2 kilometre boyunca insanları ezerek ilerliyor. Kim dava açacak bunu? Arkadaşlar pisliğe pislik demenin nesi yanlış? Bana bir söylesenize. Bakın ortada bende de var görüntüsü. Herkes de var. Ve bu şöyle bir şey değil. Şöyle bir şey değil bu. Aa, hesabım ele geçirilmiş. Hesabımdan böyle bir tweet atılmış. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Onları yemiyor kimse artık. Kaldı ki burada bahsedilen bir topluluk değil. Bakın bu katliama sevinen aşağılık bir yaratıktır. Ötesi yoktur bunun. Yoktur. Bunu kim yaparsa yapsın, gazeteci de yapsa, siyasetçi de yapsa, sanatçı da yapsa fark etmez. Buna sevinmek insanlıkla alakasız bir şeydir. Aşağılık bir yaratıktır ortadaki. 84 insan öldü. Adı, dili, dini, cinsiyeti hiçbir şey fark etmez. 84 insan, çocuklar var aralarında. İşte madımak sevinenden farksız. O önünde sesi duyulan aşağılık yaratık var ya, hatırlıyor musunuz? Kafirler için yaşasın cehennem diye bağıran, Madımak'ta otel yakılırken benzin bidonuyla yürüyen adam. Hatırlıyor musunuz? O adamla hiçbir fark yok. Dün akşam o kalabalığın içine kamyonunu süren aşağılık pisliği. Aynen. Ya da orada sosyal medya üzerinden kamyon aralarına dalmış terör değildir deyip sonuna gülücük koyabilen aşağılık yaratıktan hiçbir farkı yok mu? Aynı adam. Benzer ana babalar yetiştirdi onları da. Yani bugün çıkıp biz ne zaman bu kadar kötü olduk falan diyenler var ya, biz şimdi kötü falan olmadık. Sadece bu insanların anaları babaları o ortamı bulamamıştı, o kadar. Şimdi buldular, çok rahat. Dünyanın herhangi bir yerinde insanlar öldürüldüğü zaman çıkıp ortada sevinebiliyor bu adamlar ya. Onun için söylüyorum, bu adamları teşhir etmek zorundayız. Hepimiz anlatmak zorundayız. Onun için biz burada yaşananı yaşandığı anda konuşmayı tercih ediyoruz.
Bugün oysa konuşacak çok farklı şeylerimiz vardı bizim. Ben size bir kitap anlatacaktım, hatırlıyor musunuz? Yine söyleyeceğim bunu. Ama gülemeyeceğim maalesef. Oysa bugünün soytarılarının yeni olmadığını, 100 yıldır bu toplumun içinde, hatta 200 yıldır hala direndiğini gösterecektim size. Yine göstereceğim ama gülemeyeceğim. Dün Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir açıklama belki bugün en çok konuşulmayı hak eden konuydu. Cumhurbaşkanının diploması olup olmadığı konusunda hakaret davası açılmış bir insan. Peki Genelkurmay Başkanlığı diplomanın örneğini yollasın diye başvurmuştu. Hatırlıyor musunuz? Burada konuşmuştuk yani. Genelkurmay'dan şöyle bir cevap gelmiş kendisine. Özel hayattır. Veremeyiz. Bakın, özel hayattır diyen Genelkurmay Başkanlığı var ya, bundan daha 2 yıl öncesine kadar bir insanın eşcinsel olup olmadığını, bu nedenle askere gitmesinin mümkün olup olmadığının belirlenebilmesi için ilişki sırasında çekilmiş fotoğraf istiyordu. Çok şaşırdınız değil mi? Bazılarınız hiç duymamıştı bunu. İlişki sırasında, cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğraf istiyordu. Hani özel hayat diyen Genelkurmay Başkanlığı var ya. Peki biz neden göremiyoruz Cumhurbaşkanı'nın diplomasını? Çok net. Yok çünkü. Olsa bugüne kadar 500 kere çıkardı. İşte yazmış C. Karnıkara. Doğru mu söylediğim? Ben örnekleriyle biliyorum ama madem askerlik şubesi başkanlığı yaptınız siz söyleyin. Doğru mu söylediğim? İsteniyordu değil mi bu? Ama o zaman özel hayat değildi bunlar. Şimdi özel hayat. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar konuşmuyor. Konuşmaktan korkuyor. Konuştuğu zaman hakaret ettiğinin düşünüleceğini zannedip korkuyorlar. Oysa burada hakaret yok. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Bir gerçeğin peşinde derdimizi anlatıyoruz sadece. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, anayasasına göre, Cumhurbaşkanı olmanın nitelikleri arasında doğrudur, değildir, olmalıdır, olmamalıdır. Bakın bunu tartışmam. Ben mesela bu konuda çok takıntılı değilim. Üniversite mezunu olmak zorunda değil. Ama şu anda askeri hastane istiyor, sağ olun. Ama şu anda elimizde sevsek de sevmesek de kullandığımız faşist 12 Eylül anayasasının kuralı bu. Üniversite, 4 yıllık üniversite bitirmiş olmak şartı var. Ve bizim Cumhurbaşkanımızın biz diplomasını görmüyoruz. Ve dün Genelkurmay Başkanı'nın söylediği de üzerine tuz biber etti. Artık ortada böyle bir durum var. Hepimiz biliyoruz. Özel hayat. Ne olur söyleyin bunu etrafınızdaki insanlara. Biri size hayır canım ne alakası var dediğinde ne olur söyleyin. Daha 2 yıl öncesine. Bakın 2016 yılında yaşıyoruz. 2014 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı askeri hastaneden eşcinselliğin az önce sevgili izleyicinin yazdığı gibi askeri hastanede eşcinselliğin ispatı için ilişki esnasında çekilmiş fotoğraf hatta video da istiyordu. O özel hayat değildi. Bu özel hayat. Neden? Güç birilerinin elinde çünkü istediklerini yapıyorlar. Hani buraya yazıyorlar ya, rahat rahat. Sen de bilmem nesin. O rahatlığı işte hala yumurta kafa kullanmalarının gerekçesi o. Çünkü daha fazlasını yapamaz, cesareti hala. Dün, bugün aslında konuşulmayı hak eden çok daha önemli olaylar var. Mesela otobüs muavinini hatırlıyor musunuz? Gökhan G. Hani bir genç kadının yüzüne mastürbasyon yapıp spermlerini boşaltmıştı. 6 yıl ceza aldı. 6 yıl. Aldığı cezayı tartışırız da son duruşmada yaptığı savunmada öyle bir cümlesi var ki dün gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Bakın aynen şöyle dedi. Kızı hedef alsam. Yani o hani suratına boşaldığı kız var ya. Kızı hedef alsam içeceğine ilaç katardım. Yani bu çok sıradan bir şey. Evet Zenni filmini izleyin. Bu çok sıradan bir şey onun için. İçeceğine ilaç katardım diyor. Bu rahatlıkla, bu pervasızlıkla söyleyebiliyor bunu. Neden? Çünkü kimsenin ona bir şey yapmayacağını biliyor. Çünkü böyle bir bağnaz düzenin içinde savrulup, yuvarlanıp duruyoruz biz. Nereye gittiğimizi bilmeden.
Yuvarlanıp duruyoruz sadece. Ama emin olun, bu dünyanın sonunu bağnazlık getirecek ve o mücadelenin sonunda bağnazlığın yok olduğu ama çok acı çekerek yok olduğu, hepimizin çok acı çektiğimiz başka bir düzen doğacak. Buna mecburuz, bunu yapmak zorundayız. Yoksa 84 kişiyi kamyonla ezen, 2 kilometre boyunca üzerlerinde kamyonla gezinen o aşağılık yaratıktan bir farkımız kalmaz. Ve bu insanları teşhir etmek zorundayız biz. Nefreti, öfkeyi ona yöneltmek için değil, kendi hesaplaşmasını sağlayabilmek için, toplumsal ayıplama kurumunun çalışabilmesi için, kendini sorgulayabilmesi için. Yoksa sokaklara çık, bağır, çağır, kır, dök, bu adamı parçala, bilmem ne, alakası yok. Burada bugüne kadar konuştuklarımızla ilgisi bile yok. Ama bunu yapmak zorundayız. Sen bunu yaptın, biz bunu gördük demek zorundayız. Sen sokakta sadece sahibinin, reisinin, efendinin gücüne dayanarak polislerin tuttuğu bir adamı tekmeledin demek zorundayız. Bunu unutmamak zorundayız. Bugün size anlatacağım kitap şuydu. Reşat Ekrem Koç'un Tarihimizde Garip Vakalar kitabı. Neden konuşacaktık biliyor musunuz bunu? Hem size bir hafta sonu bir tatil kitabı olarak önerecektim bu kitabı. Doğan Kitap'tan çıkmış bir kitap. Ama içinde bir şey var. Bugün asıl bunu konuşacaktık biz. Bu kitapta özellikle Tanzimat sonrası Türkiye'de dalkavukluğun bir kurum haline gelmesi anlatılıyor. Yanlış duymadınız, kurum haline gelmesi. Mesela 3. Mahmud'un özellikle bunu çok sevdiği, 3. Murad'ın özür dilerim, özellikle çok sevdiği dalkavukluğun ve yağdanlığın, yağcılığın çok fazla insana yayıldığı için kendi aralarında bir nizamname yayınladıklarının örneğini veriyor. O nizamnameyi okuyacaktım. Başvuran kişi şöyle diyor: o kadar çok dalkavuk oldu ki biz paramızı kazanamaz olduk. O yüzden bu işin bir kurallar kitabı yayınlansın. Kurallar kitabı. Ve kurallar kitabında dalkavuğun, soytarının yapacağının karşılığında kaç para alacağı belirlensin. Az veren de olmasın. Bakın size örnek, kitabın 12. sayfası. Dalkavuğun burnuna fiske vurma, fiske başına 20 para. Başına kabak vurma, 30 para. Yüzünü tokatlama, tokat başına 30 para. Oturduğu minderden ve setten aşağı yuvarlama, 30 para. Merdivenden aşağı yuvarlama, 180 para. Ve bir parantez, bir yeri incinir, kırılır ya kırılırsa tedavi ve cerrah parasını latife eden verir. Nasıl? Diyorum yani bu aşağılık yaratıklar bugün olmadı diye. Bu dalkavuklar da bugün olmadı. Bu topraklarda var bugün. Sadece bizim ülkemizde değil, bizim yaşadığımız coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında var. Sakal boyaması 60 para. Dalkavuğun kafasına iri bir yumruk indirme, yumruk başına 40 para. Ellerine ve ayaklarına domuz topu bağlama 40 para. Yüzüne mürekkep ve kömürle kara sürme 37 para. Bir insan ne kadar aşağılıklaşabilir, ne kadar aşağılık hale gelebilir diye düşünüyorsanız şunu dinleyin lütfen. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatma. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatma. Dalkavuğun eğlenecek ya sahibi. 400 para. Nasıl? Çok değişmemişiz değil mi? Çok değişmemişiz. Reşat Ekrem Koç'u Tarihimizde Garip Vakalar. Daha önce anlatmıştım yani Reşat Ekrem'in İstanbul Ansiklopedisi, yarım kalmış bir İstanbul Ansiklopedisi vardır. Ve onun içinde de anlatır. Size sık sık onun kitaplarını anlatıyorum. Tavsiye ediyorum. Özellikle tatilde şimdi hafta sonu kafanız en azından biraz daha rahatlasın diye yapabilirsiniz bunu. Okuyabilirsiniz ama bunu görün. Bu yeni değil. Bu bahsettiğim dilekçe. Ha işte ben de bunun için okuyacaktım Sayın Dilozkar. Diyecektim ki bunları not alın. Bunları not alın ki bugün gördüğümüz aşağılık dalkavukları en azından paralarının kaç ne kadar olacağını burada söyleyelim yayında. Mesela ekranda takla atan sizi kandırıyorlar işte Arap ve Müslüman coğrafyasının artması lazım falan filan diyen soytarıya biz diyebilmeliyiz ki kendi açımızdan, kendi aramızda.
200 para eder. Ya da 5 para etmez. Ağzına bir fındık sıçanını, kuyruğu dışarıda kalmamak şartıyla kapatmak 400 para. 100 yıllık bir listeden bahsediyorum size. 100 yıllık, yeni değil. Burada var. Tıpkı bu nefret eken, nefret biçen, söyleyip söyleyip kaçan aşağılık yaratıklar var ya Twitter'sine, onlar gibi. Eskiden Twitter yoktu ama bu aşağılık yaratıklar yine vardı. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim bulunduğum yere misafir olduğunuz için. Bu haftayı da birlikte geçirdiğimiz için. Eğer bir aksilik olmazsa pazartesi sabahı alıştığınız ortamda, yani kütüphanede olacağız, evde olacağız. Ölmezse kalırsak. Ve konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşmak zorundayız çünkü. Çünkü biz konuşmazsak birileri susmayı marifet zannediyor. Sadece sosyal medya üzerinden sallayarak insanlık vazifesini yerine getirdiğini düşünüyor. Kendini ortaya çıkarmadan, kendini göstermeden bir şeyler yapabileceğini söylüyor. Bunun mangal yürekte falan alakası yok arkadaşlar. İnsansak derdimizi aykırmak zorundayız. Ve objektif olmak zorundayız. Aynen, objektif olmak zorundayız. Bunu yapan adamı soytarıyı, soytarıyı. Reşat Ekrem'in anlattığı gibi. Soytarıya soytarı demek zorundayız. Bu bir hakaret değil. Bu adamlar için hakaret değil özellikle. Çünkü bu adama zaten hakaret etsen de kaçıp gidecek. Hani yayının başında yazdı, seni bulacağım dedim, fark ettiniz mi? Daha sonrasında o tarz insan gelmedi. Çünkü bunlar aşağılık, korkak adamlar. Bakmayın Twitter'dan salladıklarına. 140 karakterin 70'ini boş bırakır bunlar. Yazamaz, onu bile yazacak cesaret yok. Eğer bir aksilik olmazsa bu yayını bir 15 dakika sonra unsalunlu.com.tr adresinde, medyascope.tv adresinde izleyebilirsiniz. Ben de bir 5-10 dakika içinde burada olacağım tekrar. Gazeteleri getireceğim size ama gazetelerin üzerinde çok durmayacağız. Çünkü üstünde konuşulacak çok şey yok. Gerçekten çok şey yok. Yani bu kadar büyük bir acı yaşanmışken konuşacağımız konu bu olmalı. Sadece bu olmalı. Ben buradayım, İstanbul'dayım. Tamam, ne yapayım? Hoş geldiniz. Orada olun. Tartışamayacak mıyız? Yani İslam ya da başka bir konuyla ilgili tartışamayacak mıyız? Bence tartışmalıyız. Hiçbir sakıncası yok mu? Gazeteleri o yüzden biraz üzerinden geçeceğiz sadece. Dünyanın konusu bu olmalı. İnsanlar öldürüldü, insanlık öldürüldü. Bayram kutlaması yapan insanların arasına kamyonla daldı bir aşağılık yaratı. Daha ötesi yok. Konuşulacak başka bir şey yok. Boş verin kalanlarını. Ama oturup konuşmak zorundayız. Çünkü biz konuşmazsak bu büyük yalanları gerçek diye sokalıyorlar topluma. Gerçek diye sokalıyorlar topluma. Ben İslam'ı tartışacak kadar kendimi yetkin hissetmem. Onu uzmanları tartışmalı. Ben o kadar yetkin hissetmem kendimi. Hadi bir 10 dakika sonra görüşürüz bir aksilik olmazsa. Çünkü oturup konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün olsun ne kadar olabilecekse. Hoşçakalın.